Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün sizlere tepsi orgu yapacağım. Şimdi kıymayı yapmayla başlayalım. Şöyle ocağımı açıyorum. Yarım kilo dana kıymam var böyle. Yarım kilo da koyun eti. Ama önce pişireceğim. Sayın takipçilerim, etimin suyu çekti. Etim az yağlı. Az yağlı olduğu için bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Beş orta boy soğan ince ince doğradım. Şimdi bunları boşaltıyorum. Orta ateşte pişmeye bırak. Tuzunu ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz. Kalan baharatımı piştikten sonra ekleyeceğim. Şimdi kıymamız pişti. Altını kapatıyorum. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Sayın takipçilerim, şimdi kıymamızı yaptık. Şimdi şiş börek hamurumuzu yoğuracağız inşallah. Böyle 5 bardak unum var. 2 çorba kaşığı sirke boşaltıyorum. 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağım var böyle. Ne kadar kullandığımı sizlere de söyleyeceğim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesimine tuasem ve temelalhamir. Bu unum köy unu, organik un yani. Gelirken köyden getirdim. Şiş börek hamurumuzu katı yoğurmamız gerekiyor. Şiş börek hamuru yoğurmak gerçekten çok zor. Çünkü katı olması lazım. Arkadaşlar 20 dakika dinlendireceğim. Sonra tekrar yoğuracağım. Sayın takipçilerim, hamurumuz 20 dakika dinlendi. Şimdi bir daha yoğuracağım. Böyle yoğurması daha kolay oluyor. Dinlendirirsek daha iyi özleşiyor. Şu an hamurumuz hazır. Şöyle katı bir hamur. Şöyle biraz dinlendireceğim. Sonra yapmaya başlayacağım inşallah. Sayın takipçilerim, böyle hamurum dinlendi. Hamur çok güzel oldu. Şöyle hamurumu tekrar örtüyorum. Kurumaması için. Arkadaşlar şimdi bu şekilde açacağız arkadaşlar. Şiş böreğimizi böyle açacağız. Bu şekilde dolduracağız. Şiş böreğimizi bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde tepsiye dizeceğim.
sayın tarifçilerim. Şiş böreklerimizi yaptık hazır şu an. Oruklarımıza geçelim. Orukları yapmaya başlayalım inşallah. Esselamu aleyküm sayın tarifçilerim. Şiş böreğimizi yaptık. Şimdi sıra oruğu yapmaya geldi. Burada 2,5 kilo bulgurum var. Bunun bir kısmını tabii ki başka bir şeye de kullanacağım. Oruk da yapacağım. Burada bir bağ maydanozum var. Kıymamı hazırlamıştım. 2 baş soğanım var. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı acı salça, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı da reyhan kullanacağım. Bir de burada 1 kilo dövülmüş etimiz var arkadaşlar, dana eti. Bu şekilde hazırlamıştım. Ben kendim ev robotuyla çektim, mutfak robotundan, damarsız. Şimdi bulgurumuzu ıslatacağım. Burada da 2 litre suyumuz var. Ne kadar su kullandığımı da söyleyeceğim sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bulgurum arkadaşlar organik bulgur, köy bulguru. Daha güzel oluyor, daha özlü oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve tuasir Rabbi temmi bil hayr. 1 litre suyla ıslattım bulgurumu. Şöyle 10 dakika kadar bekleteceğim. Şöyle üstünü örtüyorum. Sayın tarifçilerim, bulgurumuz 15 dakika beklettim. 2 tane soğanı doğruyum. Şöyle baharatlarımızı da ekliyoruz. 1 bardak irmiğimiz var. 1 bardak suyla ıslattım. Şöyle bir kenarda bekleteceğim. Yanında da suyum var. Lazım olacak. Bulgurumu 3 defa makinede çekeceğim. Azıcık çekeyim, sonra başınıza akmayın diye kameramı kapatayım, devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada baharatları koymuştum. Şimdi etimi de koyacağım içine. İrmiğimi de katıyorum içine. Bu bulgurdan çok yaptım arkadaşlar. Biz yaptık mı fazla yaparız. Ondan sonra dondurucuya koyarız. Lazım oldukça elimizin altında. Misafir geldi mi hazır. Şimdi ikinci defa çekeceğim. Sayın tarifçilerim, bundan da tepsi orgu yapacağım size. Sayın tarifçilerim, şimdi makinede işimiz bitti şu an. Makineyi kapattım. Şimdi yoğurmaya geçeceğim. Sayın tarifçilerim, şimdi köftemi biraz alayım. Kasa diyoruz biz buna. Köftemizi bundan yoğuruyoruz. Şimdi elimle kıvamına getireceğim. Şimdi sayın tarifçilerim, köftelerimi yoğurdum. Şöyle dövülmüş et ayırdım biraz. Sulu oruk yapacağım. Ona biraz daha fazla et koyuyoruz. Çorba olacak diye etini fazla koymak gerekiyor. Fazladan buna ekliyorum böyle. Şöyle bir çay bardağı kadar un koydum. Köftemiz uçmaya başladı arkadaşlar. Kısmet kime olacaksa, bugün misafirim gelecek zaten. Gelecek taraftan uçtu zaten. Arkadaşlar, köftemizi kıvama getirdim. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle elimi ıslatıyorum. Bu şekilde. Böyle. Bir daha daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle elimi ıslatıyorum. Böyle. Bu şekilde. Tekrar elimi ıslattım. Şöyle kapatıyorum.
Böyle yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sayın takipçilerim, oruklarımız hazır şimdi. Böyle. Şu tepsiyi bugün pişireceğim. Bunları da dondurucuya koyacağım daha sonra. Lazım oldukça çıkarıp kullanacağım inşallah. Çok da kolay oluyor, rahat oluyor o zaman. 2,5 litre su koydum. Böyle. Bir kahve fincanı pirinç yıkadım. İçine de ekliyorum böyle. Altını açıyorum. Ve pirinçleri pişmeye bırakıyorum. Sayın takipçiler, pirincimiz pişmiş. Şimdi çorbamızın yoğurdunu koyacağım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Beş kaşık kuzu yoğurt koydum. Gerekirse daha da koyacağım. Şöyle tuzunu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Köftelerimizi koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil esselatü ve sebebette meylekhanır. Şöyle 5 dakika arkadaşlar bu pişsin, kaynasın. Sonra şiş böreği sonra koyacağım. Şimdi şiş böreklerimizi koyacağız. 5 dakika oruklarımız kaynadı. Şimdi şimdi sayın takipçilerim bu pişecek inşallah. Mutlaka bu yemeği deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız bu yemeği denerseniz. Çünkü çok lezzetli bir yemek. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Şimdi çorbamız kaynıyor böyle. Pişmeye yakın. Bu şekilde. Burada da bir kaşık tereyağımız var. Böyle eritiyorum. Bir çay kaşığı nane de koydum üstüne. Arkadaşlar böyle. Sayın takipçilerim, şimdi çorbamız pişti. Altını kapatacağım. Altını kapatıyorum, servis yapacağım. Sayın takipçilerim, çorbam hazır. İnan ki benim konuşmama gerek yok. Şiş börek, oruklu, yoğurt çorbam hazır. Çok şahane oldu. Her zamanki gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi servis yapacağım. Sayın takipçilerim, çorbam hazır. İnanılmaz lezzetli oldu. Şöyle arkadaşlar, çok sıcak. Şöyle bir göstereyim. Şiş böreğimizi de göstereyim. Böyle şiş böreğimiz. Şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlaka deneyin. Yenilere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.